Gelelim sınırın ötesinden gelen ve günün en çarpıcı görüntülerini de içinde barındıran habere. Başlarken söylemiştim, yeri gelmişken bir kez daha tekrar edeyim. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı resmi duyuruda şu ana kadar sınırını Türkiye'nin belirlediği güvenli bölgeyi terk eden araç sayısının 125 olduğunu söylemişti. O araçlar PYD ve YPG'leri taşıyan araçlar. Bölgede bir de Amerikan konvoylarının oluşturduğu araç trafiği var. Çok daha büyük bir trafik tabii. 120 saatlik süre sona yaklaşırken Amerikan askerlerin bölgeden çekilme hızı daha da arttı. Terör örgütünde büyük bir sancı var, o aşikar. Öyle ki örgütün Kandil'deki elebaşı Murat Karayılan'dan gelen talimatla bölgeyi terk etmeme konusunda direnç gösteren bazı teröristler Amerikan zırhlılarının önünü kesiyor. Hatta araçları taşlıyor. Türkiye ise o tarihi çekilme sürecini hem gökyüzünden insansız hava araçlarıyla hem de sahada yerel istihbarat kaynaklarıyla an be an izliyor. Önce çürük domates ve patates, sonra taş. Terör yandaşları Suriye'den çekilen Amerikan askerlerine böyle saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilme kararı almıştı. İşte o karar sonrası Amerikan askerleri bölgeyi bir bir terk etmeye başladı. Bu görüntü de o anlarda kayda geçti. Terör örgütü YPG-PKK yandaşları Amerikan konvoyunun önünü kesti. Onları kendi kaderlerine terk eden Amerika'ya hem gitmeyin diye yalvardı hem de ellerindeki pankartlarla sitem etti. İlerleyen saatlerde hayal kırıklığı ve sitem yerini öfkeye bıraktı. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti hayali kuran YPG'liler ellerine ne geçtiyse Amerikalılara fırlattı. Mehmetçik de Amerikan askerlerinin bölgeden ayrılmasını kendi mevzilerinden an be an takip etti. Aynı dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da attığı tweetle Suriye'den çekilmenin devam ettiğini söyledi. Ama o tweette bir de skandala imza attı. Savunma Bakanı Esper'in adını Esperanto olarak yazdı. Hatasını fark edince ise tweeti sildi. Ve Suriye'nin kuzeyinden yani güvenli bölgeden teröristlerin çekilmesi. 120 saatlik süre 22 Ekim'de saat 22'de doluyor. Örgüt mensupları ambulanslar ve sivil araçlarla yaralı teröristleri tahliye etmeye devam etti. Şimdiye dek bölgeden 125 araç çıkış yaptı. İHA'lar ve sahadaki istihbaratçılar bölgeden ayrılan teröristleri adım adım izliyor. Barış Pınarı Harekatı'yla büyük darbe yiyen teröristlerin bölgeden ayrılmasını Kandil'deki terörist başı Murat Karayılan ise hazmedemedi. Karayılan saklandığı mağarasında örgüte yakın kanallara konuştu. Teröristlere çekilmeyin çağrısı yaptı. Bir talimattır. 765 teröristin öldürüldüğü harekatta 111 yerleşim merkeziyle 1500 kilometre karelik alan kontrol altına alındı. Teröristlerden temizlenen bölgelere de Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu askerleri yerleşiyor. Terörden arındırılan bölgelerde mayın temizliği ve aramalar da devam ediyor. O aramalarda bulunan cephaneliklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mühimmat ne mühimmatı? Şuraya tutun.